Ev sahibinin oğlu sabah giderken bir tane bizim hani bu bölgede sigara, tütün içtiğimizi biliyor, sigara istedi benden. Ben de bir tane verdim. Verirken dışarıya bir çıktı, biz de bodrum katında şey yapıyorduk, üstümüzü değiştiriyoruz yani soyunma odasına. Direkt soyunma odasını bastı, biz üç arkadaş da oradaydık. Üçümüzde de saldırdı. Elinde pompalıyla saldırdı. Cebinde bir sürü mermi vardı. Yani sağ sola hemen saldırıyordu bize, yani bilinçli olarak saldırıyordu. Bunun şey nedeni de yani annesinin babasının suçu var. Biz onların hakkında da şikayetçiyiz. Daha önce de bunu söylemiştik. Annesi babasının suçu bu. Silahları evde bulundurması için. Bu yani ne oldu da bire gelip saldı? Ya birdenbire hiçbir şey ortada yokken, bir tartışma yokken, aramızda hiçbir şey geçmedi. Birdenbire bize saldırdı yani pompalıyla. Yani acaba biz bunu diyoruz, aramızda ana dilimizle konuştuğumuz için mi şey yaptı? Bize atan bir iftira var. Efendim iç çamaşır mı, iç çamaşır? Bunlar yalandır. Kendini temize çıkarması için. İç çamaşır mı, iç çamaşır da yok yani. Daha önce de onun işini yaptı. Ev sahibinin 15 gün önce de onun işini yaptı. Hiçbir programımız yoktu, hiçbir suçumuz da yoktu. Onlar yani birdenbire sabah giderken ilk yani hemen gelir gelmez bize saldırdı pompalıyla. Devletin de suçu var. Aradılar, biz şey istedik, ambulans istedik. Efendim adı, soyadı, ya yaralı var yerde, ölen arkadaş. Yerde yani can çekişiyor, adı, soyadı, memleketini soruyor. Nerelisin, kaç yaşındasın? Zaman kaybından dolayı vefat etti. Ortaya bahane, kendini kurtarmak için efendim hanımın iç çamaşırıyla ben şey, hanımın iç çamaşırı oraya. Kendisi zaten bekar. Hanımı nerede çıkıyor? Çocuk bekar. Sabah annesi babası yatarken, annesi babası daha yatıyordu, bu çocuk planlı şekilde hazırlamıştı yani. Zaten sabahları biz giderken ana dilimizdir, başka dille konuşacak halimiz yok. Kendi ana dilimizle de konuşmasak neyle konuşacağız yani, neyle kendimizi ifade edeceğiz?